Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersten beraberiz. Bu dersimizde Mental Array'de Active Shade kullanımını inceleyeceğiz arkadaşlar. Active Shade ne demektir? Öncelikle size ondan bahsedeyim. Active Shade arkadaşlar Real Time Render'dır Mental Array'in özelliği. Yani gerçek zamanlı render alır. Sahnenizde yapmış olduğunuz değişiklikleri birebir, yani eş zamanlı olarak sahnenizde render eder ve sizin aynı anda sahnedeki tüm değişikliklerin render edilmiş olarak halini görmenizi sağlayan bir özelliktir. Oldukça iyi sonuçlar verir, hızlı çalışır, bilgisayarınızı pek yormaz. Hele GPU'lu bir ekran kartınız varsa bilgisayarınızda hiçbir yavaşlama söz konusu olmaz. Oldukça kullanışlı bir özelliktir arkadaşlar Mental Ray'in. İsterseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu Mental Ray'de hazırlanmış bir stüdyo tasarımı sahne. Bir sandalye tasarımı görüyorsunuz burada. Şimdi arkadaşlar burada öncelikli olarak Render Setup menüsüne geliyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz render butonun yanındaki oka tıkladığımızda arkadaşlar 4 tane seçenek çıkıyor bizlere. Submit to Network Rendering Backburner'a gönderir render işleminizi. Active Shade Mod birazdan anlatacağım. Özellik Production Render Mod şu an bu seçili standart render işlemlerinin yapıldığı paneldir. Biz buradan Active Shade'i seçtiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı sekmeler artık gözükmüyor. Sadece Active Shade'in kullanabileceği özellikler gözüküyor. Mesela bu kısım zaten hepiniz biliyorsunuz, piksel ayarlarının yapıldığı kısım ve animasyon ayarlarının bu kısımda arkadaşlar Active Shade'in hangi kalitede size eş zamanlı render yapmasını istediğinizi belirtiyorsunuz. Burada şu an kaliteler oldukça yüksek arkadaşlar. Mesela şimdi burada render setup penceresine geldiğimizde zaten burada yer alan ayarların aynısı kısa yol olarak burada gözüküyor arkadaşlar. Hani buradan öncelikli olarak biz düşürelim hepsini en düşük seviyeye getirelim. Sonra tekrar bunları yükseltiriz. Gölgeleri kapatmasın. Evet, draft. Buradan da draft'a gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi geometrik ve final getir'i kapatalım. Şimdi arkadaşlar bunu seçtik. Buradan direkt Active Shade diyoruz arkadaşlar ve Active Shade penceresi açılıyor. Burada size şu anki mevcut ekran nasılsa o kısmın en düşük ayarlarda bir render'ını alıyor. Bir yandan da Max'i kullanmaya devam edebilirsiniz. Hani herhangi bir burada render alıyor diye bir Max'in başka herhangi bir özelliğini kısıtlamıyor. Şimdi bu kısmı da aşağı atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde burada şu anda render işlemi devam ediyor. Mesela biz kameramızın açısını değiştirelim arkadaşlar. Şu şekilde baktığımızda burada göreceksiniz eş zamanlı olarak da burada değişti. Burada yaptığımız değişikliğin aynen burada render işlemini almaya başladı. Mesela light listlere gelelim arkadaşlar. Burada beyaz olan ışığımızı yeşil yapalım. Evet. Şimdi hemen burada da durum değişecek ve yeşil olarak ışığımızın rengini hemen buraya aksattırdı. Mesela burada ışığı kapatırsak, şimdi tekrar o yapmış olduğu render işlemini iptal edip oradaki ışığın kapalı haldeki render'ını almaya başlıyor. Hemen buradan açarsak aynı şekilde tekrar render almaya başlıyor. Mesela buradan tekrar biz bu ışığımızı beyaza çekelim. Tekrar render işlemini bitirip burada ışığımızın son değiştirmiş olduğumuz rengiyle render işlemini almaya başlıyor. Mesela render frame butonda gelelim. Evet. Mesela burada şu an ayarlarımızı en düşük seviyeye çekmiştik. Mesela ufaktan birazcık render ayarlarımızı yükseltelim.
Penceremizi bir kapatalım arkadaşlar. Tabii müsaade etmedi. Bir yandan render işlemine devam ederken default high quality yapalım. Tekrar bunu da high yapalım. Yansımalarda yüksek kalite olsun. Parlaklıklarda yüksek kalite olsun. Buradan geometri ve final glitter diyelim. Ve render dediğimizde standart render işlemini başlatıyor. Biz burada tekrar render setup penceremizi açıyoruz. Active shade diyoruz. Ve render işlemimiz başladı arkadaşlar. Ayarları yükselttiğimiz için tabi birazcık yavaş ilerliyor. Biraz bekleyelim. Objemiz tamamen bu kısımda gözükmeye başlasın. Bu arada arkadaşlar 6 Nisan akşamı saat 8'de Mental Ray ile stüdyo tasarımı webinarımız var. 1-1,5 saat kadar sürecek. Hepinizi bekliyoruz. Bu şu anda görmüş olduğunuz bu sahnenin Mental Ray ile beraber nasıl hazırlandığını ve render aşamasına nasıl gelindiğini anlatacağım. Konuşmacı benim. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Faydalı bir webinar olacağını düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar objemiz hafiften çıktı. Şimdi mesela biz burada kameramızı böyle aşağı doğru çeksek, biraz daha şöyle bir açıdan baksa, şimdi oradaki render işlemini hemen değiştirmeye başlayacak arkadaşlar. Tabi ayarlarımız yüksek olduğu için de bu işlem birazcık yavaş devam ediyor. Mesela bunları böyle draft'a çekersek işlem biraz daha hızlanacaktır. Gördüğünüz gibi daha hızlı render almaya başladı. Mesela hepsini draft'a getirelim. Daha hızlı bir render aldım. Buradaki görüntü arkadaşlar normal prodüksiyon renderında aldığımız görüntü olarak orada kalmış. Bir daha bunu aktif şey diyelim arkadaşlar, bir yenileme yapsın. Birazcık sahnemizin yorulmasına sebep oldu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra da tekrar
değişiklikleri ActiveShade ekranımıza direkt olarak aktarıyor. Kullanımı oldukça basittir arkadaşlar. Herhangi bir ekstra ayar yapmaya gerek yoktur. Siz de Mental Ray kullanırken gerçek eş zamanlı olarak renderlarınızın yapımını hemen görebilirsiniz. Sürekli test renderları almanıza gerek kalmaz. Oldukça da kullanışlıdır. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.